Maşallah. Aslanım be. Siyah mantız gördüm abi. Nerede? Mantızlar var. Görüyor musun? Orijinal kırmızı mantızlar var. Maşallah. Alpinler var. Bak. Bak selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizinle birlikteyiz. Neredeyiz? İzmir Torbalı Bakı Aktaş abimizin işletmesindeyiz arkadaşlar. Bakı Aktaş abimiz de Türkiye'deki süt ırklarının hepsi mevcut diyebiliriz arkadaşlar. Beslemek istediğimiz bütün ırklar bu işletmede. Kendim gelip görmek istedim arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Gidip gezdim, gördüm. Bütün her şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. O nedenden dolayı hizmet amaçlı bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Değerli dostlarım, bakyağımızda özellikle yani es geçemeyeceğimiz bir ırk var. Halep keçisi var arkadaşlar. Halep keçisiyle ilgili, işletmeyle ilgili bakyağımıza geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olarak bizleri desteklemeniz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür eder. Hepinize iyi seyirler diyorum. Evet arkadaşlar, geldik Bakı Aktaş abimizin işletmesine ve kalitenin keçilerin karşısına. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam Ceyhan, hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Hayırlı bereketli günlerin olsun abim. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Ne yapıyorsun abi, nasılsın, ne var ne yok? Allah razı olsun. Uğraşıyorum, sürünüyorum. Ne yapayım? Sürünüyor mu? Keçilerle uğraşıyorum. Mübarek şu hayvanın içerisinde sürünüyorum deme ya. Bu hayvanı bakmak için sürünüyorum zaten. Maşallah maşallah. Yok abi. Bu hayvan herkesin damında olsun. Herkes sürünsün abi. Amin. Yani Rabbim isteyen herkese nasip eyler inşallah. Gerçekten. Herkesin gönlüne göre versin inşallah. Manzara 10 numara 5 yıldız. Abi burada ne hayvanımız var? Keçi, koyun. Şu an burada sadece keçi var kardeşim. Evet. Koyun yazı baştaki damda. Dana var orada. Evet. Koyun var. Onlar orada. Burada şu an sadece keçi var. Şu anda keçi var evet, burada. Şu anda sadece keçi var. Şimdi burada büyükbaş der koyunu iç içe olmuyor. Havalar soğuyor. Evet. Yerimiz dar. Yazın genişleriz. Dışarıda çeviriyorduk, koyuyorduk. Koyun da koyuyorduk. Dana da koyuyorduk. Geldi gördük. Evet. Şimdi yok. Havalar soğuyor ancak keçiye kapalı yerimiz ancak keçi yetiyor. Koyunlar başka yerde. Yazı başta. Evet. Arkadaşlar Bakı Aktaş abimizi daha önceki videolarda tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Daha önce burada çekim yapmıştık. Keçi, koyun. Pazar yerinde de yapıyoruz. Torbalı hayvan pazarında. Oldukça evet, kaliteli keçiler getiriyor bölgemize. Ayrıca de kendisine teşekkür ederim. Kaliteyi bizlere kazandırdığından dolayı. Bak şu abim, atladı geldi. Bunu evet, çıkaralım. Onu çıkaralım abi. Onu bir çıkartalım. O aynen, maltız kırması. Onu dur sen. Abi bu tehlikeli herhalde ya. Şimdi gel abi. Tehlikeli abi, bu vuruyor bir daha. Evet, şimdi bak ya abi. Kızdırdı mı vuruyor efendim kardeşim. Şimdi bunlar Halep keçilerimiz. Evet. Arkamızda Halep, Maltız, Alpin, Sanen, evet, melezleri ve saflarından oluşan bir sürümüz daha var değil mi evet, abim? Şimdi orada geçeceğiz. Kara keçi de var. Keçi de var evet, içinde. Şimdi onların başına geçeceğiz abi. Onların ne amaçla bu işletmede? Toplam olarak işletmemizde kaç keçi var abi şu anda? Şu an 150 tane var. 150 keçimiz mevcut evet, işletmemizde abi. Şurada da var. Zayıflar evet, bu tarafa ayırdık. Halepler var içinde. Mantıklar. Doğuranlar var. Gel bak burada. Dur. Onlara bakacağız abi şimdi. Şöyle bir bunları bir toparlayalım abi. Abi şimdi bizim bu hayvanlarımız ne amaçla bizim işletmemizde? Yani sen bunları üretiyor mu, damızlık mı yapıyorsun mu, alsat mı yapıyorsun abi? Ben bunları damızlık da yapıyorum, alsat da yapıyorum. Evet. Şimdi alıyorum ben, bakıyorum. Satılırsa satılıyorum, satılmazsa zaten bakıyorum. Ben bunları aslında aldım, ilk aldım. Amacım bakmak, damızlık. Evet. İlla satılsın diye bir şey yok. İlla satılsın diye bir şey yok. Aynen. Maşallah, kalite yani var abi, kalite. Satılırsa satılmazsa zaten bakıyorum. Ben seviyorum bu. Evet. Halep keçiyi. Yani
Bu iş... Yanlış anlama, Bahadır Keçi ilk İzmir'de de satan benim. Bak bunu iyi araştır. Sene İzmir... kaçtı abi? 2008'lerde mi? Bak ilk bu keçi İzmir'e getiren ben. Sen... Bak ilk Mersin'den getirdim ben bu keçi. Evet. Buradan yavaş yavaş tek tük başlayın diye. Şimdi millet artık alıştı gidiyor getiriyor ama önce benden başka bir keçi burada Halep keçi olsaydı getirip olup bana veriyorlar. Sen şeyde var mıydın abi pazar Ayrancar'dayken? Vardı tabii. Evet tamam orada başladı bu keçi. Evet. Orada abi. Başladı. Abi şimdi arkadaşlarımız merak ediyordur. Şimdi bu işin üretiminde de varsın. Yani ticaretinde de varsın. Emrecan kardeşim. Her dalında varsın. Bir malı seviyorsan evet. Olacak. Sevmiyorsan yani illa para için de yapıyorsan bu işi yapamazsın. Şimdi abi bizi izleyen arkadaşlarımız öncelik olarak onların merak ettiği soruları ben sorayım sana. Ondan sonra diğer konulara inşallah değiniriz abi. Şimdi arkadaşlarımız şu anda bizlere şunu sormaktadır. Kardeşim bir sorar mısın? Yani bunlar tam anlamıyla satılık mı değil mi? Şu anda bunlar satılık mı abi? Satılık abi. Satılık. Bunlar satılık abi. Evet. İsteyen yani... İster ne kadar alabilir? Alır, bir tane alabiliyor mu? İki tane alabiliyor mu? Üç tane alabiliyor mu? İsterse hepsini alır. Tabii yani, fiyatları değişiyor şimdi. Bir tane aldı mı değişiyor, iki tane aldı mı değişiyor. Toptan aldı mı tabii ki değişiyor. Evet. Yani şöyle söyleyeyim sana. Burada 10 liradan tut 30 liraya kadar keçi var. 10 ile 30 bin TL arasında keçi mevcut. Aynen öyle. Şimdi abim. Haleplerden tabii. Evet. Şimdi burada kaliteli tekemiz de var. Biraz kırma tekemiz de var. Beş, gerçekten beş tane teke şu anda... Var. 100 kilolarda olan tekelerimiz de var. Aynen. Abi şimdi bize kısadan bir Halep'in verimini anlatır mısın? Örnek diyorum insanlarımız ne için Halep'i seçmeli? Ne için Halep beslemeli? Evet. Bak Halep'in etini görüyor. Evet abi. Bak. Olağı da görüyor. Bak kardeşim olağı da göster. Olak var burada. Bak olağını da görüyorsun. Evet abi. Maşallah. Tekesini de görüyorsun. Evet şurada da bir teke var. Heh. Bak keçilerin boyu da görüyor. Evet abi. Normal keçiye bak. Bir de bu keçiye bak. Yani gözle görünüyor zaten. Anlatmaya gerek yok. Aynen. Ve eti de güzel. Sütü de güzel. Bakımı da güzel. Şimdi bunlar... Yakışıklı desen zaten sevimlisi. Sevimli. Evet. Bunlar kombine bir ırk. Kombine dediğimiz arkadaşlar. Et, süt anlamında her ikisi evet. de var. İkizlik oranı yüksek olan hayvanlar. İkizin oranı %90. Süt verimleri. Bak Halep'in %90. Evet. Süt verimi 2,5 3 litrelerde değil mi abim? 3 litre süt... bak şöyle bak bu evet. keçi 5 litre kadar süt veriyor. Bak şu keçi pik döneminde mi abi o sezon ortalaması. Sezon ortalamasında şimdi kışın keçi süt vermez. Yok kışın vermez sezon ortalaması. Yani bunun Nisan'ı atlatması lazım. Evet. Şimdi abi bir de sütü yağlı da oluyor. Kuru mate oranı da yüksek olmuş oluyor. Yani normal koyunun sütüne yakın. Evet aynen biraz yakın yağlı. Abi. Yani koyun sütüne en yakın. Eş değer hemen. Süt abi. Bence Halep sütüdür abi. Evet. Halep arkasında da mantız. Evet. Kırmızı mantızların sütü de güzel. Evet abi. Şimdi yani yılın 12 ayı bu işletmede keçi mevcut abi. Her zaman oluyor. Sikülasyon oluyor. Ben yaşadım müddetçe keçi de bende bitmez. Evet. Şimdi keçi abi, seviyorum ben. Baharın ne yapıyor? Mesela baharın örnek diyorum Mayıs, Haziran'da bu keçilerin sütü oldukça fazla olmuş oluyor. Vallahi biz buradaki sütü perakende satıyoruz. Evet. Yani fazla da 200-300 keçi tutmuyoruz. 20-30 tane keçi kendimize ayırıyoruz. Peynirimizi, sütümüzü yapıyoruz. İsteyenlere peynir veriyoruz. İsteyenlere süt veriyoruz. Yani süt sıkıntımız yok yani. Süt sıkıntısı yok. Yok. Şu anda Torbalı'dayız. Evet. Merkezdeyiz değil mi abi? Evet. Torbalı merkezde. Sütü peki nasıl değerlendiriyorum size? Örnek veriyorum süt sahasında pazar bulabiliyor mu? Bizim eskide bu işi kaç senedir burada yaptığımız için eski müşterilerimiz var. Yani yetiştiremiyoruz. Yetiştiremiyorsun süt. Yetiştiremiyoruz. Daha İzmir'den adam geliyor 5 kilo 10 kilo süt için alıyor. Ben maşallah. Toptan süt mandıra falan vermiyoruz. Ha koyun sütü toptan bir müşterimiz var pastaneci şeyde İzmir'de gelip götürüyor. Evet. Arada bir keçi sütü de ilave ediyor. %50. Evet. Süt sıkıntımız yok yani. Süt sıkıntısı yok. Peynir yapıyor mu abi Halep'in sütünden? Yapıyoruz. Kendimize yapıyoruz. Eş dostu. Öyle satmak için yapmıyoruz. Peki abi kaç litre sütten bir kilo peynir elde ediyorsun? Vallahi orasını ben peynir yapmadığım için ben bilmiyorum. Ben o kadarını kafa yoramadım. Yenge yapıyordur o zaman. Evet. Yenge yapıyor. Sen de hiç ölçmemişsin aynen. abi. Maşallah şunlar çok güzel abi ya. Abi şimdi doğurmuş vardır herhalde değil mi burada? Var. Ona da bir geçelim abi. Zayıfları buraya attın. Evet. Bak, birkaç zayıfları buraya attın abi. Evet, doğuranlar şu... var bak burada. Normal mantıs keçilerden doğuranlar var.
Hem mantızlar da var. Evet, orada. Halep'ten doğran var mı? Var, orada var bir tane bak. Ayrı yerde mi abi? Ayrı bölmede mi? Orada onu çekeriz. Bakarız abi. Diğer taraftan bakarız, onu çekeriz. Şey doğurdu. Bunlar biraz daha bakımsız kalmış. Bakımsız. Yani aynen bunlar ilgilenmek istiyor gerekiyor bunlarla. Aile yaptı. Zaten orada aile sinirsiz bakıyor. Evet. Bak görünce ben hiç saman vermiyorum keçiye. Saman zaten vermemen gerekiyor abi. Saman. Bak kardeşim millet yanlış. Keçi alıyor. Evet. Bak kardeşime bir şey söyleyeyim. Alıyor, dayandırıyor samanı. Ondan sonra keçi bitlendi, pirelendi, zayıflandı. Benim keçi de bir tane pire göremezsin. Bak her hafta bir kamyon yonca alıyorum. Evet. 10 gün gitmiyor. Sağda arpa yonca toklu yemi veriyorum. Başka hiçbir şey vermiyorum. Abi. Bugün de gördün zeytin yaprakları getirdim. Onu da vereceksin. Ha, onu vereceğim. Yeni şimdi abi tam istediğim bir konuya değindin abi. Şimdi pire her keçi de olmaz. Tabii mutlak olur. Bakımsız keçi de artık, pire bitmez. Ha, bir de altını 5-6 sene şey yapamıyorlar, temizlemiyorlar. Tabak evet. Tabak böyle şey oluyor. Altın pire oluyor. Kuruyor. Aynen. Nemli damla örüyor orada. Olmaz. Aynen. Evet. Nemli damla olmaz. Asla. Kuru yerde olur. Pire bitirmek istiyorsan bir altı adamı nemli tut, bir tane pire kalmaz. Aynen. Özellikle hayvan CD falan varsa, aynen. Hayvan CD ile ıslanıyorsa şey olmaz. Oluyor. Toz. Bir yani, de bakımdan oluyor. Daha hayvan bak. Etli hayvanın vücudu nemli oluyor, yağlı oluyor. Evet. Yağlı hayvanda pire olmaz. Çok mantıklı abi. Olmaz. Genelde şimdi... Zayıf hayvanda olur. Genelde biz zannediyoruz ki pire olduğu için hayvan zayıf oluyor. Halbuki aynen. Hayvan zayıf olduğu zayıf için pireleniyor pire, değil mi abi? Pire bulaşıyor, ondan sonra kanı emiyor. Aynen, ciğerlere yani kadar gidiyor. Bak, etli hayvanda pire barınamıyor, kaçıyor. Evet abi, kesinlikle. Normalinde bak, koyun... Ter yün altında vücudunda her zaman terli olduğu evet. için koyunda pire olmaz. Varınamıyor yani orada hemen varınamıyor. Çıkıyor. Varınamıyor. Nemi sevmiyor yani nemli olduğu yerde pire varınamıyor. Evet abi. Ey maşallah. Evet Baki abi. Şimdi bu tarafa geçtik. Bir kaçak var burada. Bu atlamış mı oradan ya? Atladı. Bu atladı maşallah abi. Buna da sınır mınır dayanmaz ki ya. Dayı bunu zaten bir İzmir'de böyle bir eşi olamaz ki bunu. Maşallah ya. Bu meşhur. Keçilerimiz şu anda gebe değil mi abi? Biz gebe Haliplere... abi. Bak, gebe, çoğu gebe. Şu kara keçiler hariç. Evet. Bu keçiler, kara keçilerde 5-6 tane gebe var. Evet. Onlar doğuruyor zaten. Asatmıyorum. Onları doğuracağım. Öbürleri de bıçaklık, adaklık, madaklık isteyen oluyor. Arada şey oldum. Onları pazara getiriyorum. Satıyorum yani haftalık. Evet. Bak, hayvanların yem giderlerini falan karşılıyor. Yani. Da benim işim bu. Ben alıp satacağım sonuçta. Bak, albinler evet. Var çok güzel. Evet. Bak mantızlar var. Bak görüyorsun. Maşallah. Maşallah abi. Bu kaç bak, yıldır sende? Var. Şimdi bunun yaşı kaç abi? Dayı onu ben Koca Adası'nda Arif diye bir arkadaşımız var. Pazara onlar da çıkıyor. Evet. Hayvan getiriyorlar. O arkadaştan aldım. Bunu geçen seneden beri istiyordum. Evet. Geçen bir ay önce aldım. Hayırlısı olsun abi. Tüyüncü ayını gör abi. Evet. Bende var zaten. 5 tane onda hariç de 5 tane daha var. Var içinde var abi. He, 5 tane tekrar var. Şimdi... 2 tane ufaktan var yetişiyor. Evet. Bak ya abi. Şimdi Halepleri soramadık. Haleplerin gebelik durumu nedir abi? Kaç aylık gebe? Kaç aylık gebe abi? Kaç aylık? Vallahi doğuran da var. Evet. Şimdi hepsi bir anda gebe değil ki. Tabii. 2 aylık olan da var, 3 aylık olan da var, 4 aylık olan da var. Yeni yürüyen de var. Haftaya doğuracak olan da var, bu akşam doğuracak olan da var. Karışık. Karışık sonuçta keçi. Aynen. Abi şimdi Halepleri görünce ne bileyim bunlara biraz şey baktım ya bunlara. Böyle ilgisiz baktım ya. İlgisiz. Dayı, bunlar da ticari amaçlı burada. Dayı şimdi yani bunlar Halepler büyük olduğu için bunun içinde sönük görünüyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani normalde bu da güzel keçi bak. Şu keçiye bir baksana. Maşallah güzel bak, hayvan güzel. Hani normalinde öyle çirkin keçi değil bak. Şu alpin keçiye bak. Evet. Bak. Şu alpin keçiye bak. Evet. Alpin melezi o. Ha. Burada bir yine Halep melezimiz bak, var. Bunlar. Şu, bak şu mantızlara bak. Evet. Mantızlara bak. Aslında keçiler güzel. Kızıl maltızlar. Bak şu keçiye bak. Şu maltız değil mi abi? Bak, evet abi. Keçiye bak. Şimdi arkadaşlar bu da bir maltızdır. Çoğu yani arkadaşımız mantızı evet, çoğu arkadaşımız buna sanen diyor. Bu sanen değildir. Maltızdır. Maltızın krem rengi de oluyor. Çanakkale mantızı diyorlar onlara. Evet abi. Neydi abi? Siyah mantız bu. Siyah maltız. Bak. Karşıda siyah mantız. Şunlar da maltız. Evet. Bunda haleplik var abi. Bak kırma. Nereden? Halep bak kırma. Kırması, evet. Gözleri de halep gözleri. Evet.
yani kulaklar da tamam ne kadar kısa olsa da bu tarz. Şu keçi bak. Olan halepler de var. İsteyen arkadaşlar gelsin vereyim. 5 kiloya mayar veririm. Garantisini veriyorsun. 5 kilo yapmadığı zaman gelsin paranı geriye iade ederim. Keçi de istemem bak. Siyah mantısı. Evet, siyah mantılar güzel çay, çay veriyor. Süt veriyor. Evet. Sen çay içerken ben çay diyecektim ha. Demek ki canım çay çekti. Çay geliyor abi. Geliyor, geliyor. Evet abi. Şu neydi abi? Abi bu keçi Alpin mantısı karışımı. Bak iyi çek. Bu keçi yani bolsan binden bir tane bulursun. Alpin ile mantıs karışımı. Bak iyi dikkat çek. Sertinde siyah çizgi var. Evet. Yüzünde siyah çizgi. Bak görüyor musun keçiyi? Evet. Buradan keçinin da. Keçinin kralı. Aynen. Şimdi bunun verimi nasıl abi? O da Mehmet'den belli ediyor zaten ya. Çok güzel abi. Ben bak, bundan. Bunlar da Alpin. Bak. Bunlar da Alpin. Alpin. Bak şu ikisi de Alpin. Evet. Buradan Menderes Deli Ömer köyüne selam olsun. Bu keçilerden vermiştim ben oraya. Değil mi? Çok da memnunlar. Çok güzel keçiler. Çok güzel keçi abi. Kara keçilerimiz ne dedik? Bunlar ticari amaçlı. Yani ticari amaçlı, kesim onlar... bıçak amaçlı aynen kullanılıyor burada. Evet Bakri abi. Şimdi hayvanları gösterdik arkadaşlarımıza. Farkındayım. Belki yerinde ve detaylı bilgileri aktaramadık arkadaşlarımıza. Kusurumuza bakmasınlar. Yani ani bir çekim oldu bu. Zaten genelde de hiçbir zaman çekimlerime ayrı bir zaman ayırıp da özenti göstermiyoruz arkadaşlar. Yani biz geliyoruz. Organik çekim. Aynen. Doğal. Geliyoruz. Görüyoruz. Görmek istediğimiz ve gördüğümüzü sizlere aktarıyoruz. Abi şimdi şöyle diyelim. Çoğu arkadaşımız gider halep almaya. Örnek diyorum uzun kulak hayal eder. Karşılarına bu tarz hayvan çıkar. Halep. Bu keçi bu da bir haleptir değil mi abi? Bu da halep. Bak, halep böyle de kurması olabiliyor. Tabii. Evet. Bak bu halepin kırmaları bak. Evet abi. Bak kırması. Bu da halep. Bak şu gözlerinden belli zaten. Yani halep keçinin gözü bak. Bu beşi de halep ama çeşit çeşit. Bak, evet. Hepsi rengi ayrı. Tipi ayrı. Bak bu çula. Evet. Bu yamuk kulaklı. Bu çula. Evet. Bu yarım kulak. Ya yani şimdi bak, şu var halep. Halep'in tüylüsü de var. Bak evet. Şimdi çeşit var halep'in. Şimdi yani şunu diyebilir miyiz kare abi? Keçinin bile hepsi bir çeşidi olur mu? Olmuyor. Şimdi abi. Bütün hayvanların çeşidi şimdi, var. Bak. Şunu diyebilir miyiz? Ha, orijinal. O safkan. Şimdi diyebilir miyiz abi? Örnek veriyorum. Tam bunda kulakları uzun, bunun kısa. Bu aslında safkan bir halep değil mi abi? Evet, bu safkan bu safkan değil. Bu değil. O hatta safkan. Bak giden gri safkan. O safkan. Bak o kırmızı yandaki giden kırmızı safkan. Evet. Maşallah bu keçimiz de oldukça güzel arkadaşlar. Bir maşallah çekelim. Bir Ar-Gebe evet, keçimiz. Hepsi Ar-Gebe. Ne zamandan beri sende abi bu? Bu geçen seneden beri bende bunlar. Geçen seneden beri bu sende. Evet. Yani bunun süt verimi nedir abi? Süt çok verimi 5 kilo. 5 kilo maşallah evet var. Belli oluyor zaten abi hayvan kendini gösteriyor. Bak şu keçi yarım kırmalı ama maşallah doğrulamadan yürümez. Evet abi. Şimdi bir de bak ya abi. Şu keçi öyle. Ya bu keçi her sene 2 tane 3 tane doğurur. Böyle ya 3'e 2 ya 3'e 2. Evet. Şimdi bak ya abi. Şimdi arkadaşlarımız diyecektir ya halep şu memlekette bu memlekette yaşar mı verim her memlekette yaşar. Yani her memlekette daha kolay adapte olabiliyor değil mi abi? Aynen dayanıklı bir keçi. Dayanıklı bir keçi her memlekette yaşar. Evet abi hayvanlar oldukça güzel yalnız arkadaşlarımız şu anda merak ediyor doğurmuş halep keçisini görmek istiyor. Gel. Şimdi gideceğiz abi burayı bir kapatalım ondan sonra gideceğiz. Yani gerçekten dolu dolu bir program oldu. Hayvanlar güzel. Doğmuş olanı sıcak olsun diye oraya ayırdım. Evet şimdi geçeceğiz onun yanına. Dün akşam doğurdum. Aynen. Hayvanlar kaliteli. Orijinal halebi var. Saneni var. Her çeşidi var. Maltızı var. Yani Türkiye'de bulunan her ırkta 4 süt ırkının 4'ü de burada abi. Maşallah. Yani oldukça süt ırkında ve ikizlik oranda verimi yüksek olan bütün keçiler senin işletmende. Rabbim bereketli kılsın. Şimdi diyecekler şimdi bir hafta 10 gün sonra bunlar olmayacak. Bak bu sıralar evet, bir iki hafta sonra olmayacak. Onlar pazar malı. Ha. Onlar pazar malı. Aynen. Yerimiz dar olduğundan dolayı ayırmadık. Hepsini iç içe. Evet. Hatta şimdi abi. 10 tane 15 tane pazara götürüp satıyor. Şunu da diyebiliriz. Arkadaşlarımız bundan merak ediyor. Keçilerin hepsi satılık mı? Evet arkadaşlar. Hepsi keçilerin abi hepsi satılık. Abimiz bu işin ticaretini yapıyor. Alıyor satıyor.
Peki hangi hayvanın fiyatı nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, ancak gelip görüp ayırmanız gerekiyor. Bunu yapmadığınız takdirde yani bizler fiyat veremiyoruz. Şunu diyebiliriz. Abi örnek diyorum, kara keçiler dahil. 7,5 bu keçiler. Bak, kara 7,5 bu keçi Alpin 15 lira. Evet. Alpin'le mantız melezleri onlara. Melez onlar arkadaşlar. Bak, şu keçi 15 lira mantız. Evet. Zaten 2 tane oğlak var karnında belli. Evet. 3-4 kilo süt veriyor. Kessen zaten 15 lira et var. 15 lira et var. Yani şimdi o da keçi. Şöyle mi diyeceğiz abi arkadaşlarımıza, 7500 ya da 7000 ile 20000 TL arasında değişen fiyatlarımızla hizmetinizdeyiz. Aynen öyle. Türkiye'nin her yerine, her yerinde gönderebiliyoruz. Bak, sıkıntı yok. Şöyle çepişlerimiz de var, erkek çepişlerimiz evet. de var. Yani adam 2 tane keçi alır, 3 tane keçi alır, erkek yok derse ha böyle bir erkek de veriyoruz. Evet. Büyükler de var, ufaklar da var. Bak, ufak dişi çepişlerimiz de var. Evet. Kulaklar var. Ya her çeşit var. Şimdi abi bunların aşıları hepsi yap. Yapıldı. Hepsi yap. Bütün dış parazitleri yapıldı. Aynen aynen. Yani şunu diyebiliriz. Yapılması gereken hepsi her şey yapıldı. Yapıldı değil mi aynen abi? Aynen öyle. Bir tane keçi alsam ben burada. Dışarıda alıp getirirsem ben burada inesini aşısını yapmadan içeri sokmam. Peki abi bir şey dikkatimi çekti. O arkadaşların da dikkatini çekmiştir şu anda. Onları duyar gibiyim. Biz dedik Türkiye'nin her yerine gidebilir bu hayvan. Hem adapta sorunu yoktur. Verim sağlayabiliyor her yerde. Evet. Hem de bu hizmeti biz verebiliyoruz. Aynen. Şimdi hayvanların küpeleri biraz eksik abi. Onu yani nasıl yapacağız? An, bak şu an küpe işi Türkiye'de artık böyle sıkıntılı olmadığı için evet. biz de yapmıyoruz. Küpelendirme şimdi, yapmıyoruz. Eskide biz pazarlara gidiyoruz. Küpe olmadı. Rapor yazmadı. Hiç pazara gidemiyorduk. Evet. Devlet şimdi onu azıcık serbest bıraktı. Şimdi kimse küpe yapmıyor. Biz pazardan şu anda küpe niye yapılıyor? Yardım alabilmen için. Destekleme için. Özellikle yapılıyor. Yapan arkadaşlar gider bize. Genel ilçe tarıma götürürüz. Dışarı gidecekse küpesini vurdururuz. Yani sıkıntı yok. Yani o bir günlük iş abi ya. Birkaç aynen. saatlik iş. Onu yani ben raporunu da yaptırırım. Ona bir açıklık getirmek istedim raporunu abi. Raporunu da yaptırırım. Küpesini de yaptırırım. Sıkıntı yok. Yok yok. Evet arkadaşlar. Yalama taşı da her zaman koyuyorum içine. O da içine. O da vitaminini alıyor. Şu anda toz bunlar alıyor. Zeytin yiyor değil mi abi? Ya zeytin bugün, yaprağı. Bugün zeytin yaprağı geldi. Arkadaş fabrikadan getirdi. Evet. İyi oluyor. Keçi yeşili seviyor. Sever. Keçi seviyor aynen. abi. Abi meze gibi bir evet. bir şey yani. Şimdi iyi de oluyor. Çoğu arkadaş da zeytin yaprağı, zeytin dalı sütü keser diyor arkadaşlar. Evet şu anda şu süt, an bizim sütle alakalı mevsimde değiliz. Yok. Ve bunun aslını bilen varsa da bizlere yorum kısmına şey yazarlarsa ben sevinirim. Ben senelerdir evdeyim. Evet. Ben şöyle bir şey yaşamadım. Hayvan içine doğru geçelim abi. Arkadaşlar tekrar dinlendiriyorum. Video içerisinde eğer ki sizleri kırabilecek, incitebilecek cümleler kullanıyorsak, davranışlarda bulunuyorsak kendi adıma sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü biz doğal video çekiyoruz. Doğal çekimler yapıyoruz. Gerçekçi olmak zorundayız. Yani planlanmış bir çekimi asla ve asla ya, yapma taraftarı değilim. Bizim tavukları bile orijinal gel. Tavuklar bile orijinal. O nasıl oluyor abi ya? Gel. Oo. Gel bakayım bak. Bunun ırkı ne oluyor abi? Bir ırkı vardır mutlak. Ya süs tavuğunun ırkı var söylüyor isimleri de. Baba. Sultan değil bu. Değil değil bak. Evet. İki tane onlar bir tane de burada var. Onlar 20-30 tane aldıydım buralarda hepsi. Kimi kedi yedi, kimi tilki yedi. Evet arkadaşlar. Seviyorum ben. Ulan şimdi millet diyecek tekneler meknelere geliyor. Gelsin. Dökülen yemi yiyor. Geziyor kendi kendine içinde. Seviyorum ben. Yani varsın zarar versin diyor. Ya hiçbir zararı da yok. Evet. Ne oluyor? 100 gram arpa yiyor. Hepsi o. Arkadaşlar eğer ki sizler de tavukları seviyorsanız sizler için tavuk videoları da çekebiliriz. Sıkıntı yok. Abi şey geçelim. Doğurmuş. Tavus kuşu da var. Onu da çekeceğiz. Bir doğurmuş keçinin başına geçelim abi. Evet. Tabi. Bunlar da olaklı. Bak şu beyaz onlar... keçi yok mu önde giden? Evet. İnan ki 5 kilo süt var. Şu anda da var. Maşallah. Olak emiyor mu şu anda onu abi? Biz sağdık biz. 3 kiloya yakın süt sağdık. Ayzallah. Şuvat ve Resulullah. Aman ezandan sonra. Olak var. Ezandan sonra başlayalım abi. Bak, bu olaklı. Evet maşallah. Bak ya abi. Efendim abi. Şu olakları bir getir ya. Bir şöyle tam bırak öyle abi. Aha. Olaklar. Dün akşam doğurdular. Dün akşam doğurdular abi. Aha. Erkek ise herhalde. İkisi de erkek. Ey maşallah. İşte bu kalite abi. Bunlar saf değil mi abi şu anda? Abi saf tabii bak. Keçideki memeyi görüyor musun?
Bak sabahleyin de Sadık bak. Meme'ye bak. Sen bir de sağıyorsun değil mi abi? Sadık tabii ki. Meme babel olmuş. Olaklar ememiyor. Evet arkadaşlar. Abi eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi canı sağlığı. Eyvallah. Koluna sağlık. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Ben teşekkür ettim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.